Türkiye Sovyetler Birliği ile Avrupa ve dolayısıyla Amerika arasında tampon bölge olarak seçildi. Sovyetlerden gelecek tehlikeler Türkiye'de geri püskürt Türkiye'de geri püskürtülmeliydi. Amerika arasında tampon bölge olarak Türkiye seçildi demiştik. Burayı geçtim. Sovyet tehlikesinin daha ileri yayılması işte tam da burada. Yani Türkiye'de engellenmeliydi. Bu amaçla Amerika'da Ulusal Güvenlik Konseyi ve Merkezi İstihbarat Ajansı yani NSC ve CIA'den bahsediyorum kuruldu. Bu amaçla yani CIA'nin ve NTG'nin de kurulması bu amaçlıydı diyor. Arkadaşlar Ali Kuzu Kutsal Kase isimli kitabında devam ediyorum bitireceğim bu iki sayfayı. Burası önemli çünkü kitabın giriş kısmı sonrasında çok önemli detaylar var. Zaten kitabı alıp okursanız öğreneceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın Orta Doğu'da geçeceğini biliyordu. Orta Doğu'daki düzenin sağlanması için de Türkiye'nin ayakta durması ve komünizmden uzak kalması gerekiyordu. Soğuk savaşın başlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardım yapmaya başladı. Çünkü Sovyetler Birliği'nin karşısında güçlü bir Türkiye bulunmalıydı. Ancak Soğuk Savaş'ın ancak Soğuk Savaş'ın ortadan kalkmasının ardından Berlin duvarının da yıkılması konjonktürde değişikliğe neden oldu. Orta Doğu'da hakimiyet kurmak isteyen güçlere artık yeni bir hedef lazımdı. O da 11 Eylül saldırılarının ardından bulundu. Yeni hedef Yeşil düşmandı. Yani İslam oyun sahası da Türkiye'ydi. Diğer bir deyişle yabancı istihbarat kuruluşlarının kutsal kasesi Türkiye oluyordu. Kutsal kase Türkiye çok acıdır ama bir casus cennetidir. Hatırlar mısınız bir dönem Türkiye'de hangi ülkenin ne kadar ajansı ve haberleri yapılırdı? Bu şimdi bitti mi dersiniz? Devam edeyim. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Almanya, İngiltere, Fransa, İran ve benzeri ülkelerin casusları Türkiye söz konusu olduğunda almış oldukları eğitimlerindeki gizlilik gibi teknik düzeydeki temel hususları bir kenara bırakarak pervasızca icra faaliyet gösterebilmekteler. Anlaşılan casus etki ajanı bulmak için klasik yöntemlere örneğin Fulbright, Konrad Adenauer, Henrik Böll, George Town, Hoover Tübingen gibi vakıf, enstitü, üniversite gibi özel seçime ve eğitime gerek kalmıyor. Çünkü ülke yönetiminde mevcut yerli işbirlikçilerinin sağladıkları dokunulmazlık sayesinde casusluk mesleği tekniğe ihtiyaç duyulmayacak yöntemlerle adeta ara arabeskleştirilerek dejenere edilmiştir. Tabiri caizse ayağa düşürülmüştür. Nasıl mı? gönüllü casus aday adaylarının irtibat kurabilecekleri adres ve telefonlar verilerek, işte Washington'da telefonla ulaşabileceğiniz iyi derecede Türkçe bilen resmi görevlinin adı M. Greenwood diyor arkadaşlar. M'yi bilmiyorum. M. Greenwood. Greenwood. Gerçeği tam ifade etmek gerekirse Greenwood amatör muhbirlerle casus aday adaylarıyla ilgilenmekte. PKK ve benzeri Kürtçü örgüt militanlarının aynı prosedüre tabi olarak bu kapılardan geçebilmesi için Henry Berkey'den, Graham Fuller'den randevu ve onay alması gerekiyor. Bu CIA görevlerinden en çok meşgul edileni. Hiç şüphesiz ki Graham Fuller'di. Onlar Türk vatandaşlarından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları hakkında muhbirlik değil, resmen casusluk yapmalarını istemişlerdi. Değerli arkadaşlar... Çok önemli detaylar var. Okumanızı istediğim ve bugünün tavsiye kitapları arasında yer alan eserimiz. Bir başka kitaba geçelim. Bir başka kitaba geçelim. Buradan da Büyük Tehlikenin Eşiğinde Yalanlar ve Gerçekler Naim Babiroğlu. Naim Hocam'la olan yayınlarımızı bilirsiniz arkadaşlar. Eylül ayında tekrar yayınlara başladığımızda Eylül itibariyle inşallah Naim hocamla daha sık yayınlar gerçekleştireceğiz. Çok önemli detayları zaman zaman yayınlarımızda bizimle paylaştı. Bu kitabında da önemli detayları bizimle paylaşıyor arkadaşlar. Yine ben bu kitaptan bir yeri not ettim. kendisinin yani şöyle söyleyeyim bölgemizde ortaya atılan iddialar ve bunların gerçekliği ile ilgili çok önemli saptamaları var bu kitapta ama bu kitapta benim en çok dikkatimi çeken ve üzerinde durduğum yer sorduğu birkaç soru var orası arkadaşlar. 159. sayfada diyor ki İslam dünyası şu soruları yüksek sesle haykırarak sormalıdır. Ben de kesinlikle aynı soruları soruyorum arkadaşlar. Müslüman ülkelerin çoğu dünyadaki en fakir ülkelerdir. Neden? Siz de bu konudaki görüşlerinizi lütfen yorum kısmında yazın arkadaşlar. Müslüman ülkelerin e, çoğu e, neden dünyadaki en fakir ülkeler statüsünde yer alıyor? Ya da şöyle diyelim. İslam dünyasının zengin ülkeleri de var mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerin durumuyla diğer İslam ülkelerinin durumlarını kıyaslayalım. Ne farkı var? Yani gerçekten bir İslam ülkesi mi bunlar yoksa bölgeyi yönetmek adına, bölgeyi kontrol edebilmek adına bölgenin zenginleri için açılmış bir alan, bir saha mı dış kuvvetler ya da küresel elitler tarafından? Bu konudaki görüşlerinizi lütfen yazın. Devam ediyorum. İslam dünyasında halkın eğitimi düşüktür. Neden? İslam ülkelerine bakın arkadaşlar. Tüm İslam ülkeleri arasında eğitim seviyesi en ileri düzeyde olan ülke Türkiye. Türkiye'de de eğitimin hali ortada. Onun dışındaki diğer yoğunluğu itibariyle İslam ülkesi diyebileceğimiz, Müslümanların daha çok olduğu ülkeler diyebileceğimiz ülkelere bakın. Eğitim neredeyse yok denecek kadar kötü. Özellikle işte sayabiliriz. Afganistan'ı, Pakistan'ı sayabiliriz. Yani İran'da keza kızların okuyamadığını biliyoruz. İşte diğer Arap ülkelerini de bunların arasına koyalım. Birçok ülkede durum benzer. Ya da durum benzer olmasa da savaş var. Durum daha kötü. Durumun iyi olduğu ülkelerde de zaten durum yine kötü. Çünkü oralarda bir bilinç, bir e, karakter bozulması yaşanıyor. Yani Müslümanlığını, İslam oluşunu unutmuş milletler olarak karşımıza çıkıyor bu insanlar. Devam edeyim. İslam dünyasında Batı'da olduğu gibi bilim insanı yetiştirmiyor. Neden? Teknolojik buluş yok İslam dünyasında. Neden? Şimdi bu soruya şöyle cevap verenler var görüyorum. E, Emrah Bey İslam dünyasında bilim insanları var ama e, onları Batı parayı bastırıp satın alıyor. Onlar da gidiyor bu ilimlerini ve bilimlerini Batı'da yapıyor. Ya arkadaşlar bu kadar bağnaz düşünmeyi de kabul etmiyorum. Her şey bu kadar da ucuz değil. Eğer ki Türkiye Cumhuriyeti devletinden örnek verelim. Hatırlayın Aselsan mühendisleri çatır çatır ölüyordu. İntihar ediyorlardı ya. Alakasız alakasız intiharlarla haber oluyordu ölümleri. Halbuki öldürülüyorlardı. Eğer devlet devletliğini yapmaz, koruyamazsa iki yolu vardır. Ülkesi için hizmet edenler ya ölür ya da ülkeyi terk eder başkaları için çalışır. Bugün İslam dünyasının içinde bulunmuş olduğu durum devletlerinin devlet olamayışı, devletlerinin aciz oluşu ya da devletleri yönetenlerin dış güçler dediğimiz küresel güçler tarafından atanmış isimler olması nedeniyle bu ülkelerde İslam ülkelerinde bilim namına dünyanın hayrına ya da dünyaya yön bilimsel gelişmeleri siz orada göremezsiniz. Çünkü bunu öğretecek insanların sayısı zaten az. Arkadaşlar yani kız çocuklarının okuyamadığı, erkek çocuklarının da okuyamadığı diyorum neden okuyamadığı kız çocukları okutulmuyor zaten yasak birçoklarında işte Arap ülkelerinin birçoğunda ya da Pakistan'da Afganistan'da zaten yasak Hindistan'da bile keza bu durum benzer birçok bölgesinde ee, durum buyken erkek çocukları da çalışmak zorunda küçük yaşlarda iş hayatına atılıyorlar yani bilim üretmek okumak fikir geliştirmek gibi bir zamanları yok bunları ayıracak bir zamanları yok